Öyle işte Windows iyidir. Windows candır oğlum. Nereye Windows candır ya? Nasıl yani? Aa bak mis gibi MacBook var burada. Harbi adam MacBook çekmiş lan. Vallahi abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir yıldır falan Mac kullanıyorum. Ağırlıkla Mac kullanıyorum. Ne kullanıyorsun? MacBook mu kullanıyorsun? MacBook Pro. MacBook Pro kullanıyorsun. Evet. Ondan sonra ağırlıkla onu kullanıyorum. İş yerinden Mac verdikleri için gündüzleri onlarda çalışıyorum. Akşamları da kendim makine kullanacağım zaman işte Aorus var onu kullanıyorum. O da Windows'ta. Avantajı şu oluyor. İkisini aynı anda görüyorsun ya. Abi Mac'e çok alıştım. Felaket alıştım. Bu kadar alışmamam gerekiyordu benim. Daha bu yanlış oldu. Bu kadar olmaması gerekiyordu abi. MacOS'ta böyle her şeye alıştım. Ama bazen böyle gidiyorum Windows'u açıyorum akşam. Evim güzel evim. Yuvasını kadar... hissetmiyor mu adam? Aynen öyle kardeşim. Böyle diyorum ki vay kardeşim çok on numara oldu. Ben. Evim bu benim falan diye. Ya normalde evde yapıyorsan zaten Windows bence daha mantıklı da çalışan için şey değil. Çünkü bak ben burada bak şu an bir şeye takıldıysa o da şarj takmışsın. Kanka bir dakika arkadaşlar. Şimdi şarja bağlı şu an. Şarja bağlı makine. Dün ben arabayı servise götürdüm. Bütün gün dışarıda çalıştım. Şarjı mı yok? Bitti işte. Bitmiyor mu? Bunun bitmiyor mu şarjı? Bunun da şarjı bitiyor. Ya tamam yani. Sonuçta bunun şarjı 17 saatte bitiyor. Onun şarjı 5 saatte bitiyor. Daha çok işlem yaptığı için olabilir. Vay. Bak. Şu söylediğine sen dışında kimse inanmadı yani. Kanka söylüyor ya istersen bir render programı açalım onda bunda. Bir şarjı çıkaralım ne oluyor? Şarjı bilmiyorum. Ne performansına bakarız. Şimdi performansla hiç sıkıntı yok tamam mı? Orada makineyi seviyoruz. Zaten şu makineden hala bende yok. Oğlum Türkiye'de ne demek? Bende var. Ne demek? Mert Bey bak. Arkadaşlar. 12 yıl sonunda aldık yani anladın mı? Ne bir 12 yıl mı bekleyeceğim ya? Ya bir ufak ufak başladın işte. eyvallah. Ya onun dışında ama dediğim gibi yani evde kullanım için mesela ben mimarım. Hadi canım. Mimar mısın? Harbi mi lan? Benim kullanımlarım için ben Windows'u daha çok tercih ediyorum. Benim de evde normalde bilgisayar Windows kullanıyorum. Zaten şöyle bir şey fark ettim dedin ya sen de. Ofisten verdiler Mac kullanıyorum. Genelde verilen insanlar Mac kullanıyor. Yani direkt satın alma tarafında çok fazla insana tercih etmiyor. Abi eğer developer falansan tamam mı? Acayip derecede Mac kullanan adam var tamam mı? Gidiyorlar da alıyorlar. Özellikle designer, fotoğrafçı bilmem neciysen, zart zurt bir şeyler yapıyorsan. O eskide kaldı ya. Ama ona virgül koyacağım işte aynen. Şimdi bakıyorsun abi herkes Windows'ta canavar gibi yapabiliyor her işini. Hiçbir problem yaşamıyorsun ki. O senkron sorunları da ortadan kalktı çoğu uygulamada. Abi ben Windows'cu bir adam olarak ya da bir Mac'ci biri olarak öyle söyleyeyim. İkisi de kullanan biri olarak benim için önemli olan birkaç kıstas vardı. Onlardan bahsedeyim. Bir tanesi Apple TV var bende. Ekranı Apple TV'ye aktarmak konusunu AirParrot'la çözdüm Windows'ta. Hiçbir problem yaşamıyorum. Canavar gibi aktarıyor. Hatta inanın iPhone'dan atmaktan daha iyi. Tamam mı? Vallahi diyorum Windows'ta AirParrot 3 alıyorsun. Parayla alıyorsun. Uygulama mı? Uygulama abi. Ha, tamam. İnanılmaz başarılı. Tek sefer mi ödüyorsun? Bir kere ödüyorsun tamam. Bitti. Aa Chromecast kullanmayı bıraktım lan. Allah Allah. Tabii canım direkt bıraktım yani. İnanılmaz başarılı. Onu çok beğeniyorum. Onun dışında abi lütfen hiç kimse hepinize sesleniyorum. Bir Mac cihazıyla, MacOS cihazıyla canlı yayın açmaya veya video kaydetmeye bilgisayara bir kamera bağlayıp böyle kamera bağlayıp video kaydetmeye çalışmayın. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin sayısı artıyor oğlum. O ne biçim şey ya? İnanılmaz abi. Öldürüyor beni o OBS. Geçen gün bir toplantı yapıyorum. Önemli bir de toplantı. Kendim işim için. Hı-hı. Abi onu ayarladım. Tek check yapıyorum. Ha tam kamera okey bilmem ne carçur. İşte Zoom'a girdim. Hı-hı. İnsanlar şeyde. Tamam Ömer hazır mısın dediler. Hazırım dedim. Bastım share'e. Accessibility'ye git oradan bir şey ne yap. Ne ekran paylaşamıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Yeni MacBook'ta öyle. Hani şeyde normalde Windows şey ya tamam diyorsun geçiyorsun. Evet. Bu da öyle değil ki oraya git ayarlardan şifre evet. Gir şifre girdikten sonra onu aktive et. Kafayı yiyecektim. Evet. Öyle bir son anda yapman gerektiği zaman özellikle mesela Zoom toplantısında bilmem ne de ekran paylaşımı için izin vermen gerekiyor. Mac'e evet. Yeni Mac'le geldi bu. Yeni MacOS'la geldi. Vermezsen I shoot the blackboard cash on the table abi tamam mı? Şöyle bir parantez açacağım. Aç ben de aldım Mac eve. He. Ama ben sırf şekil olsun diye hani heves ettim de aldım. Biraz kullandım ve kaldırdım. Çünkü ya öyle de bir tavrı var bu Mac'te. Var işte o. Beni oradan yakaladı ama yani hala kullanayım dedi. Hala şarjı bitmemiştir o kaldırdığında. Muhtemelen. Kullanmadığım için olabilir. Aynen. Olabilir. Bir merak uyandırıyor ama Windows'la doğmuş büyümüş bir insana da Mac biraz ne bileyim olmuyor yani. Şeylere bu video editleme bilmem ne falan yapanlara. Fiko bir şey soracağım sana hazır yeri gelmişken. Bu içerikleri yaparken bilmem ne sence Windows mu Mac mi? Bence Windows. Video editlerken falan hala Windows daha mı? Yani ben Mac'in ekosistemine çok uzağım. Ya fark ettiği konular belki plugin kısımlarında fark ediyordur. Çünkü Windows'ta daha havuz daha geniş ve fazla. Performans açısından çok da bir uçurum olduğunu düşünmüyorum. Saçmalama.
Ama Windows tarafındaki güncel sistem de önemli. Aa, yani. Ya Windows'da işte böyle dövdürüyor 40-80, 40-70 yardıracaksın işte. Öyle bir şeyler yapacaksın. Yani 40-80, 40-70, 40-90'la saldırıyorsan zaten bu sana atıyorum dolar bazında yurt dışında 2500-3000 dolarlık bir sisteme denk geliyor. Ha. Sen burada alıyorsun 1500-2000 dolara max. Aldığın zaman sen orada 4090'dan 4080'den alacağın video performansına daha iyi performans alıyorsun. Onun sebebi ne biliyor musun? Bu M1 silikon hikayesi var ya abi. M1 M2 silikon hikayesi. Abi. O hadisede acayip derecede bunlar aldılar. Ekran kartını içine gömdüler, tamam mı? Orada performansı patlattılar. Bu da nedir abi? Düşük bütçeyle yüksek performans elde etmeye başladılar. En büyük avantaj o oldu yani. Ondan işin sırrı. Yani denge orada bozuldu. Bugün Nvidia'nın falan bunu düzeltmesi lazım bence. Bence denge orada bozulmadı abi. Nerede abi? Şurada Windows lane'e yine bir şey söyleyeceğim. Depolama alanını ufacık arttırdığınız zaman ki minimumda veriyor 64'ler diye hatırlıyorum ben. 64 GB veya GB depolama yeri bir tasarımcı için, bir mimar için, bir içerik üreticisi için oyun olayına zaten girmiyorum. Kesinlikle yeterli değil. RAM'den mi bahsediyorsun oğlum? Türkçe'de... SSD. Diskten bahsediyor. SSD 64 kalmadı ki canım artık. Niye 256, alırken var? Minimum 256 artık. Ya işte ben orada kalmışım. 256 da yeterli değil ki. Ben ne konuşuyor lan bu? Alın lan dışarı. Bu ne böyle ya? 2 terabayt da yetmiyor. 256'yı gerçekten satıyor musun ya? Mesela ben sana vereyim 256'yı. Ver. Yarım saat sonra tamam, dersin ki ne yapıyorsun? Tamam sözünü duydunuz arkadaşlar. Yani. Bana disk geliyor. Teşekkür ederim. Abi kaç dolarlık yerin al. Gözünü seveyim al. 5 tane vereyim yani. Eyvallah. Yok gerçekten bu arada yani politikasını ben de beğenmiyorum. 256 verip seni illaki mecbur bırakıyor. 512'ye 1 terabayta. Fiyat farkı nasıl artıyor? Fiyat farkı şöyle. Bilgisayar 20 bin lira. 512 yapıyorsa 25 bin lira oluyor. Yani. Bir anda 5 bin lira artıyor yani. Anladım. Bunu okey. Bunu okey. O yüzden şirket verirse daha mantıklı bir şeye dönüşüyor benim için. Yani eyvallah. Bir de şey var mesela sevdiğim özellik. Atıyorum bırakıyorsun bunu. Sabah geliyorsun. Yeni bir şeye güncelleniyor ve senin önceden olan hiçbir şeyin değişmiyor. Ya güncelleme mevzusu. Bak bu konuda ben demek ki seviyorum. Abicim Windows'ta bir gün Windows Update geliyor. Oğlum Windows Update gelince OBS'in bütün ayarları uçar mı? Bu konuda yorum yapmayacağım ya. Abi var ya bütün o Streamlabs OBS'in tamam mı? Bütün ayarları uçuyor. Ben tekrar gidiyorum inputları bilmem neleri tek tek elle yapıyorum. Allah belasını versin diye. Onu nereden anladım biliyor musun? Dünkü video 1280'e 720 60 kare. Dedim ki Can abi 60 kare çekmez. Ve 1280-720 değil. Evet. Muhtemelen o da patlamıştı. Evet ben onu düzeltmemişimdir. Bir de şey yapıyorlar ya mesela bunlarda adam duyuruyor. Şimdi bunu yapacağız diyor. Aha. Tamam mı? Bir sonraki Ventura gelecek. Bir sonra Big Sur gelecek bu özellikler aynen. Olacak. Windows öyle bir şey yok abi. Windows bir şey bir görsel sunuyor bir anda. Windows 10 yapacağız sonuncu bu olacak. Sonra diyor ki Windows 12 yapacağız. Abi sonuncu bu olacak. Bundan sonra sadece güncelleme alacak. Şimdi Windows 12 dedikoduları çıkmaya başladı. Evet. Onunla da şeyi kestiler. Desteği kestiler. Evet doğru ben 11'e geçmek istemiyorum belki. Sen support'u lapsiye. Ben Windows 10'dan sonra 11, 12 yapmayacağım. 10'da kalacağız artık demene rağmen. Evet. Bunu yapıyorsun. Ben orada Windows'un şeyine güveniyorum. Harbi lan doğru söylüyorsun. Windows 10 ilk çıktığında şey demiştim Microsoft. İşte bu sonuncu hepsi bundan sonra Windows 10 adı diye gelecek evet, diye. Evet. Oğlum adamlar bitirdiler lan. End of life ediyorlar Windows 10'u. Aynen öyle. Bence İnanılmaz bir olay ya. Sabah kahveler alıp oturuyorlar. Aa şurada eksik varmış hadi bir update yapalım bilmem ne diye karar veriyorlar. Çünkü bunu da bu kadar... eski bir Microsoft çalışanına söylüyor olmanız. Öyle oluyor değil mi? Peki soru. Windows 10 şu anda şeyi mi? Bütün güvenlik güncellemelerini de mi kapatıyor artık? Hayır kritik güvenlik güncellemeleri tüm işletim sistemleri için gelir. Mac'ten sonra onu öğrendiler XP'de abi. XP'de kapattılar onu. XP'de kapandı. Aa, XP kullanan kalmadı diye kapattılar yani. Ay şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni çıkan güvenlik açıkları zaten XP'de çalışmıyor. O kadar eski. Mantıklı. Ha benim orada Mac'in en sevdiğim özelliği o işte. Yani sen istediğin kadar geriden getir iPhone'lu bilmem neyini falan. Kritik bir güvenlik güncellemesi alıyorsan mutlaka geliyor abi. Orada hiçbir sıkıntı yok. Alıyorsun yani. Ama işte şu anda iPhone 4'üm var benim. Alıyor mu bu kritik? Hayır canım iPhone 4'te almıyor. Onda da tamamen end of life ediyor da. Ama şuna geleceğim. Yani ne olursa olsun mesela eğer çok fatal bir şey varsa Android gibi değil mesela. Android'de güvenlik güncellemeleri için 6-7 ay beklemen lazım yani. Tamam mı? Tamam. Ortalama üretici için. iPhone'da öyle bir durum yok. Varsa önemli bir durum. Mutlaka yapıyorlar. Kullanıcı base'inin ne kadar olduğuna bağlı abi. Adam ölçebiliyor. Kaç tane iPhone 4 cihazı aktif şu anda çalışıyor. Adam görebiliyor bunu. Ya kapalı devre ülkeler dışındakiler de görebiliyor. Görebildiği için ona göre hareket ediyorlar yani. Ekosistemi güzel de işte sınırlayıcı. Evet o biraz öyle. Ama onun dışında hani böyle Mac'e alıştım yani seviyorum da. Eğer böyle developer tayfası falan da çok seviyor. İşin Linux kısmı var bir de. Mesela sadece Windows tarafında değil. Ben mesela Mac'in şey olayını hiç sevmiyorum. Ota boka program yüklemek zorundayım. Tamam mı? Windows'ta çok kolaylıkla halledebildiğim hiçbir ekstra bir şeye para ödemeden yapabildiğim
yapabildiğim birçok şeyi, tamam mı? Mac için mutlaka uygulamasını indirmem lazım. Paralı olanının parasını ödemem lazım. Bilmem ne de ekosistemine acayip derecede yükleniyor yani adamlar. Yaptıkları şeyler öyle. Ama şeyde Windows'ta böyle bir derdimiz yok. Rahatız yani. O açıdan seviyorum Windows'u da. Linux tarafında işte şöyle. Ya abi Linux'ta hep şey diye bakıyorlardı olaya. Nasıl diyeyim size? Profesyonellerin işletim sistemi Linux. Evet. Tamam mı? Hep öyle. Yani bilgisayar mühendisiysen Linux okey. Abi şimdi yalan yok. Desktop'ında kullanan, bilgisayardan hiç anlamayan birinin desktop'ında Linux kullanabildiğini de pek görmedim yani. Çok ender. Çok ender görebildiğimiz bir şey. Ha ama dersen ki abi hangisi daha güvenli, hangisini yaparsın, edersin, bilmem ne yaparsın. Abi ben yine Linux kuracağım ama giderim bir şey yaparım ya. Mac veya Windows yaparım yani. Gider şey diyorlar abi Windows'u nasıl güvenli hale getireceğim bilmem ne falan filan. Oğlum grup polisi diye bir şey var. Hmm. Restrict edebiliyorsun yani sınırlandırabiliyorsun kullanıcıyı, tamam mı? Önemli olan zaten kullanıcıyı korumak. Bir güvenliği oradan bakmanız lazım. Yani sen işletim sisteminin güvenli olması önemli değil. Senin o kullanıcıyı bir şekilde koruman lazım. Identity'yi koruman gerekiyor, tamam mı? Onu da yapabilmenin en kolay yolu kullanıcıyı sınırlandırmak. Bir uygulama o kullanıcının haklarına erişememeli. Kullanıcı kendisi de kendisinin hakkı dışında bir şeye erişememeli. Böylece kullanıcı compromise olduğunda, kaybettiğinde kullanıcıyı, hacklendiğinde kullanıcı, bilgisayardaki diğer şeylere veya network'teki diğer kaynaklara sıçrayamamalı. Bunu Linux'ta çok rahat, default'ta yapabiliyorsun. Windows'ta bu default'ta değil. Bunun için mutlaka bir ekstra özellik yapman, güvenlik koyman lazım, bilmem ne, grup polisi uygulaman lazım, zurt yapman lazım. Mac'te de bu standartta var. İlk açtığında kullanıcıyı bu şekilde ayrıştırıyorlar ve güvenli hale getiriyorlar. O yüzden kullanım alanlarına göre, üçü de olur. Hangisi daha güvenli diye sorarsanız bana, abi tüm update'leri zamanında yapılan güncel bir Windows'la, tüm update'leri zamanında yapılan bir Mac'le, tüm update'leri zamanında yapılmış bir Linux arasında düzgün bir parola seçildiyse ve düzgün kullanılıyorsa, otoboka tıklamadan, bilmem ne yapmadan falan filan, hiçbir fark görmüyorum ben. Açık konuşayım yani. Hiçbir fark görmüyorum. Üçü de aynı şey. Önemli olan sen neyde rahat ediyorsun? Silikonun avantajını videograf yaparken kullanabilirsin. Nvidia'nın avantajını oyun oynarken kullanabilirsin. Yani. Windows'un tarafını bilmem ne yapabilirsin. İşte atıyorum sen düşük bir sistemde performanslı modern sistemlerin görüntüsünde desktop çalıştırmak istiyorsun. O zaman Linux'tur gitmen gereken yol. Anlatabiliyor muyum? Eğer makinen eski model bir i3 ise veya zayıf bir makineyse nispeten, tamam mı? Şu Amerikalıların şey diyorlar ya, affordable, tamam mı? Daha alımı kolay diyelim, tamam mı? Böyle daha alınabilir bir erişilebilir. Tamam mı? Erişilebilir diyelim, tamam. Erişilebilir bir sistem kullanıyorsa, o zaman onda böyle modern sistemlerin hızlarına falan çıkmak istiyorsan, desktop'ta en azından, masa üstünde, o zaman Linux'u değerlendirmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela yayın açacaksın, elindeki makine biraz erişilebilir diyelim, tamam mı? Politikliği doğru olmak açısından erişilebilir bir makine diyelim. O zaman abi yayın açacaksan en güzel Linux versiyonunu kullanacaksın yani. Orada ben olsam ona göre, kullanım alanına ve neye göre. Ama güvenlik açısından dediğim gibi kişide bitiyor olay. Kişinin bilinçlenmesi, ıvıra zıvıra tıklamayacak abi. Parolası şey olacak. İşte efendime söyleyeyim, update'ler olacak. Her şeyi yüklenmiş olacak falan. Başka türlü o iş çok zor. Sunucu dedim mi? Bambaşka bir konu. Bambaşka bir dünya. Evet Microsoft'cum, canım benim, seni çok severim. Senin yerin bende ayrıdır ama sunucu dedim mi? Linux'u tek geçerim hacı. Hadi ya. Neden? Neden? Abi hız, performans, kolay yönetim, direkt command line'dan yapıştır geç. Tamam mı? SSH açıyorsun, bütün makine önünde ve komut hızında karşında response alıyorsun falan. Yönetmesi, kurması, çalıştırması, kaldırması, etmesi o kadar kolay ki. Yani Linux müthiş. Aynı anda 5 sunucuya bağlan, tıkır 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 bir tane API'den bas istediğin komutu, tık 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 hepsine gitsin, takır takır çalışsın, SSH keyleri bilmem ne. O kadar iyi ki ve o kadar çok kullanılıyor ki. Windows Subsystem for Linux diye bir kavram geldi. Windows'un içine command prompt'ta, yani komut satırında Linux kurdurtuyor adam sana. Docker içerisinde ya. Docker gibi bir sistemde. Windows'un içerisinde Linux çalıştırıyorsun ve senin performansından hiçbir şey yemeden yapıyor bunu. Çok tabii abi, çok çok efsane bir teknoloji yani. Sistem yönetenler için inanılmaz bir rahatlık. İnanılmaz. Ben bir ara sırf Windows kullanıyordum. O kullandığım dönemde şeydi abi benim sistem. Bana soruyorlardı VMware'da ne kullanıyorsun falan filan. Hani herhangi bir sanal makine kullanıyor musun? Pentest bilmem ne. Çünkü yok abi, direkt Windows Subsystem Linux, üstünde Windows. Krallara layık çalışıyordum yani. Bir de şimdi bugünkü günden bahsediyoruz oğlum. Şeye gel bak. Mesela ben ilk bilgisayarla başladığım zamanlarda DOS 5.0'la başladım. 6.0, ondan sonra da 6.1'e geçtim, tamam mı? Ben şeyi hatırlıyorum abi. Akşamleyin gece yatardım. 6.0 kitabını açardım, tamam mı? Türkçe DOS komutları kitabı. 1000'den fazla komut. Ezberlerdim oğlum. 13-14 yaşındayım, tamam mı böyle? Oturup komut ezberlerdim. Başka türlü işletim sistemini kullanamıyorum. Windows dediğin şey hesap makinesiyle saatten başka bir şey yok içinde. Bir de Minesweeper. Tamam mı? Başka hiçbir şey yok. Browser yok yani. İnternet yok. Ne yapacaksın? Bilgisayarda oyun oynaman lazım. Aha. Oyun oynamak için bir tane klasöre giriyorsun. Klasörün içinde dosyayı çalıştırıyorsun. Öyle oyun çalışıyor. Bir şeye tıklamam. Mouse'u kullanmıyordum. Bunu niye yapmışlar falan diyordum yani. Tamam mı? Mouse niye var? Hiçbir işime yaramıyordu yani. Şunu söyleyeyim sana, anla geçtiğimiz nokta.
noktayı. Nereden nereye geldik? Oğlum dır var ya hani listeler bütün artistine ne olduğunu. Dır 3 diye çakıp böyle dır X'te deyip bütün diskinde ne var ne yoksa listeliyorsun ya. Makineyi upgrade yaptıktan sonra, RAM'ini arttırdıktan sonra, bilmem ne arttırdıktan sonra ilk yaptığımız şey oydu Fiko. Basıyordum ne kadar hızlı geliyor. Tamam mı? Ama oradan ölçüyorduk oğlum makinenin hızını yani düşün. Tamam mı? Öyle Windows'a bilmem neyle falan filan da bilmem ne yoktu yani öyle şeyler. Nereden nereye geldik yani? Onun için şimdi uçuyoruz kaçıyoruz. Şimdi abi comment prompt'u görmüyoruz ya. Yüzünü görmüyoruz artık geldiğimizde. Tabii normal kullanıcı zaten hiç öyle bir şey yok yani. Tabii. Ki sen profesyonel bir insan olarak orada ne kadar ihtiyaç duyuyorsun gene comment. Ben yine comment prompt'a bakıyorum. Click engineering abi direkt tıkı 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 tıkı. Ben 2000 senesinde MCC işte Microsoft Certified Engineer oldum tamam mı? Mühendis oldum. Microsoft'un sertifikasını aldım. Orada bile click engineering yapıyordum. Gidiyorum tıkla 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 kuruyordum. Böyle her şeyi öyle yapıyordum yani. Nefret ederim ben komut satırına. Bir tek Linux'ta aşığım. Linux'u açtığım zaman çok hızlı olduğu için mi? Abi ben alışkınım. Ondan dolayı çok severek yapıyorum. Aslında temel sözcüğü söylüyorsun. Alışkın. Aynen yani. Abi. Olay onda bitiyor. Yani. Hangisine alışkınsan onda devam ediyorsun. Aynen abi. Hikaye o yani. Eyvallah canolar. Güzel oldu bu. Evet. Vallahi. Teşekkür ederiz. Harika. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki videoda. Biz kaçıyoruz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.